على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إن يسير الرياء شرك. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Satan eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimiz, hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçına Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştefa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: İnne yesira riya şirk. Riyanın en azı şirktir. Allah'a ortak koşmaktır. Riya nedir? Riya izharul ubudiyye linnas liyahmeduhu. İnsanlar kendisini övsün diye insanlara kulluk izhar etmektir. İyi, güzel namaz kılıyor desinler diye. Namaz kılarken insanlar güzel kılıyor desinler diye namazına dikkat ediyor. Yakışıklı namaz kılıyor. Oruç tutarken güzel oruç tutuyor adam desinler diye, desinler diye, görsünler böyle diye. Ona göre gözünü kulağını böyle şeylerden saklıyor. Hayır ediyor. Mesela hayır Allah rızası için yapılan bir şey. O hayır ediyor. Okul yaptırıyor, hastane yaptırıyor. Diyor ki yolun kenarını yapacaksınız. Herkesin göreceği yere ismimi yazacaksınız. Ha, bu adamın derdi Allah rızası değil. İnsanlar iyi adam desinler diye, böyle görsünler diye. İşte bu gibi şeylere riya denir ve riya da şirktir. En azı diyor, en azı şirktir. Evet, en azı işte namaz kılarken her zaman söylüyoruz, hatırlatıyoruz. Evde namaz kıldığınız zaman da aynı Allah'a namaz kılıyorsunuz. Kalabalık içinde camide namaz kıldığınız zaman da aynı Allah'a namaz kılıyorsunuz, kulluk ediyorsunuz. Ama evde kılarken kimse yok. Yalnız evde kılıyorsunuz. Tavuğun yemakladığı gibi yat yuvarlan, yat yuvarlan. Camiye geldiğiniz zaman ya herkes var burada falan diye namazı önem veriyorsunuz. Evet, bu bir riyadır. Bu bir şirktir diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Başkaları iyi görsün, iyi namaz kılıyor desinler diye. Halbuki namaz aynı, evde de aynı, camide aynı olması lazım. Değişmemesi lazım. İnsanlar buradan çok kaybediyorlar. Çok kaybediyorlar. Evet, insanlar övsün diye insanlara kulluk izhar etmek, göstermek riyadır. Evet. İbadet eden mürai Rabbini düşünmüyor, insanları düşünüyor. Şirk Allah ikidir demek. Allah'a ortak koşmak demek. Burada Allah'a namaz kılıyor ama insanların takdirini umuyor adam. Hayır ettiği zaman insanın takdirini umuyor. Sırf Allah övsün düşüncesi yok. Bu da şirk. Bu da işte zayıf bir şirk. En basit şirk, riya şirktir diyor Efendimiz. Bundan insanlar kaçınması lazım. İnsanlar duysun diye yapıyorsa süm'a derler buna. İnsanlar görsün diye yapıyorsa bir iyiliği, hayrı buna riya derler. İkisi de diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şirktir. Evet. Buhari'de men semma'a semma Allahu bih. Benim şöyle şöyle
iyilik yaptığımı, şöyle şöyle ibadet yaptığımı duysunlar diye ibadet ederse ve men yura'i yura'illahu bih, başkaları benim iyi adam olduğumu görsünler, iyi ibadet ettiğimi görsünler diye bunları düşünerek bir güzel iş yaparsa Cenab-ı Hak onu mahşerde insanların huzurunda duyum, işte bak bu namaz kıldı, hacca gitti, hacı desinler, görsünler diye. Benden bir şey istemedi, bana bir şey yapmadı, onun için benden bir alacağı yok. Benim bir vereceğim yok diye orada herkesin huzurunda onu rezil eder. Rezil eder. Sen benim için yapmadın bu ibadeti, hayrı, onun için benden bir şey bekleme, ha bunlardan al der, öyle diyor. Buhari'de hadistir. Evet, onun için bunlardan son derece kaçınmak lazım. Orada Adem Aleyhisselam'dan beri kıyamet kopana kadar bütün yaşayan insanlar huzurunda, hepsi görecek bu yapılanı. Tevbe etmemişse eğer, herkes orada yaptığı kötülükleri teşhir edecek Allah. Evet. Muazzam bir rezalet. Makam mansıp peşinde koşmak için yapılan iyilikler de böyledir. Allah rızası gözetmeden şu işleri yapayım, benim yükseltsinler diye. Aynı riya ve sümmeye girer. Evet. Bu hadisin şeyine girer. Riya bedenle olur. Bedenle olur. Mesela adam sofuluk, sofu olduğunu gösterecek. Böyle kafasını eğer, kafasını eğer. Allah Allah, daldırmış adam. Ne kadar mütefekkir falan görsünler. Bedenle olabilir. Bedenle olabilir. Evet. Görünüşünü değiştirmek suretiyle secdede mesela uzun süre kalır. Helal olsun adama yahu, ne namaz kılıyor yahu dedirtmek için, göstermek için. Veya elbise giyer. Eski üstü başlı. Dünyaya metelik vermiyor yahu, harbon, karefeli, hele yahu falan. Görsünler, desinler diye. Hepsi riya ve sümadır. Evet, veya ilimde olabilir, en büyük benim, bundan büyük alim yok desinler diye, bunu görsünler diye konuşur. İlimde olabilir, vaazda olabilir, evet, veya dururken dudağını kıpırdatır. Burada hoca söylüyor bunları, riya nasıl olur? Sanki bir şeyler okuyormuş gibi, vay ya Allah Allah. Bir saniye bile boş durmuyor, durmadan zikrediyor adam, okuyor desinler diye. Böyle görsünler diye. Hep bunlar riyadır, sümadır. Evet. Cenab-ı Hak bu gibilerini orada teşhir eder. İbadeti batıl olur. Hiç sevap alamaz. Şimdi adamda riya var ama Allah rızası da var. Şimdi bu birçok insanın başına gelen şey. Evet, namaz kılıyor ama herkes de görsün diye bir çekiniyor. Evet, bu karışık. Evet, bu karışık olanların durumu nasıl olacak? Hangisi üstünse diyor, ona göre muamele edilir. Hangisi üstlüyse, evet, ona göre. Cenab-ı Hakk'ın mesela kelamı, Kur'an-ı Kerim, güzel sesli bir hoca, güzel Kur'an'ı tecvid kurallarına uyarak, manasını düşünerek okuyunca insanın tüyleri diken diken olur. İmanı artar, kalbi heyecana gelir. Kur'an'da yazıyor böyle. Ama şimdi
Herkes böyle desin ya, ni anam bak bak, Kur'an okudu kendinden geçti ya, coştu filan desinler, Allah 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 filan diye. Bunlar hep riyadır, sümadır. Öbür tarafta Allah bunları teşhir edecek. Hiç sevap vermez, hiç sevap vermez. Ha şimdi bir de şu var. Evet, başkası iyi desin diye, iyi görsün diye yaparsanız riya, şüma, bu yanlış. Ama şimdi ben hocayım. Evet. Hocaları siz bakarsınız, taklit edersiniz. Ömrümüz bununla geçmiş. Yani hocalar bununla uğraşıyor. Onun için hoca bir şey yaptı mı, siz de onu taklit edersiniz. Biliyor, bizden daha çok biliyor. Bak bunu yapıyor. Onun için şimdi bu hassas konu. Ben Çin'de Müslüman Türklerin camisi var orada. Camiye gittim. Camide namaza durdum. Sol ayağım kıyamdayken biraz öne çıkmış. Haberim yok benim. Durdum, okuyorum. Ayağımın şekline bakmıyorum. Namazdan sonra geldi, dedi ki üstaz dedi, kıyamda sol ayak önde mi duracak dedi. Yo dedim. Seninki öndeydi dedi. Hani bakın, bizim açımızdan bir ilim adamı, bir hoca taklit edildiği için çok dikkat edecek. Yanlışa örnek olmayayım diye. Bakın, iyi desinler diye değil, yanlış öğretmeyeyim diye. O zaman maksat başka. Maksat başka. Bu riya olmaz. Çünkü taklit ediyordum. Benim ayağım, haberim yok. Şimdi ben onu gördükten sonra namaza durdum, ayaklarımı denk olmasına dikkat ediyorum. Çünkü adam sanki sevapmış diye yapmaya kalkarsa kötülüğe örnek olacağım. Hani maksat beni iyi desinler diye değil, maksat böyle yanlışlığa sebep olmayalım diye. Mesela evde baba çocukları babasını örnek alır, anasını örnek alır. İbadet ederken bu maksatla yanlış şeylerden kaçınırlarsa, çocuklar böyle örnek almasın diye, o zaman riya olmaz. O zaman güzel olur. İyi niyetinden dolayı. Evet. Ve inne men ada veliyen lillahi. Hadis-i şerifin devamı. Bir kimse Allah'ın sevdiği kulu, ki ona veli denir. Türkçe'de veli kullanılmıyor, evliya deniyor. Yani nefsi emmaresini iradesi altına almış, nefsine uymuyor, kalbinden kimseye kötülük geçirmiyor, ibadetlerini harfiyen yapıyor, güzel bir insan olunca Cenab-ı Hak onlara evliya diyor. Ela inne evliya Allah la havfun alim ve la yahzenin. Kur'an'da ayette var. Böyle güzel bir adam, gösteriş peşinde değil, riya peşinde değil, sadece rıza-i bari için yapıyor yaptığını, mütevazi insan, evliya bir insana bir kimse düşman olursa, men ade, evet, düşman olursa Allah'ın evliyasına, evet, Allah'a yakınlaşmış, Allah'ın güzel kulmuş. Fakat barazallah bil muharebe. O Allah'ın sevdiği kuldur. Ona harbat, Allah'a harp etmiş, harp açmış olur. Allah'ın sevdiği güzel bir kuluna düşmanlık, kin beslerse, tecavüz ederse Allah'a muharebe. Fakat barazallah bil muharebe. Düşmanla savaşır gibi Allah'la savaşa çıkmış olur böyle adamlar. Evet, onun için görülmüştür zaten, Allah'ın sevdiği kimselere işkence eden, onların uğraşan kimsenin akıbeti feci olmuştur. Firavun denizde boğuldu. Musa aleyhisselam Allah'ın sevdiği bir insan peygamber. Denizin dibine onun zulmünden kaçarak Allah'ın izniyle gelmişler. Önlerine deniz çıkmış. Demişler mahvolduk.
durum demiş, biz Allah'ın emrine uyduk. Allah'ın rızası için yapıyoruz yaptığımızı. Allah bizi yalnız bırakmaz. Siz de demiyor musunuz? Allah, Allah diyeni yalnız bırakmaz diye. Musa Aleyhisselam onu söylemiş. Aa, deniz 12 yol olmuş. Beni İsrail'in kaç kabilesi varsa o kadar yol olmuş. Geçmişler. Firavun da ordusuyla arkasından gelmiş. Bakmış deniz 12 tane yol. Marş marş demiş ama tam denizin ortasına varınca sular kavuşuvermiş. Çok zeki adam anlamış. Ölecek, boğulacak. Demiş ki Musa'nın Rabbine inandım. Allah bir. Hemen Cebrail Aleyhisselam gelmiş ağzına çamur sıvamış. O pis ağzına bu güzel kelimeler söyleme demiş. Yani insanın sekerat-ı mevtte gözü açıldığı zaman görüyor. İnsan bir noktaya bakıyor biliyorsunuz ölürken. O zaman görüyor. Şimdi göremiyoruz. Görmeden Kur'an'a inanıyoruz. Peygamberimize inanıyoruz. Ona göre Müslümanınca hareket etmeye çalışıyoruz. O zaman herkes görüyor. O zaman herkes Müslüman olmak istiyor. Kafir dayı. Ama el ene Kur'an'da böyle. Firavun diyor ki şimdi mi? Bir an önceye kadar hep bizimle yarışıyordun. Tanrılık iddiasını buluyordun. Gözün gördü. Ne olacağını şimdi mi diyor Allah. O tevbe kabul değil. O tevbe kabul değil. İmtihan şeyi geçti çünkü gördü. Bütün insanlar o anda hep mümin olmak ister ama geçersiz. İşte orada Musa Aleyhisselam'la uğraştı herif. O kadar kuvvetli ordusu var. Musa Aleyhisselam arkasında silahsız bir grup mahvoldu. Böyle zalimlere hepsi böyle. Mesela Nemrut da İbrahim Aleyhisselam'la uğraştı. Sonunda Cenab-ı Hak ona burnuna bir sinek sokmuş. Koca kral. O burnunu kıdıkladıkça genzini o sinek bir türlü çıkaramıyor ama onun ısırmasına da engel olmuyor. Ben tanrıyım ama bir sineği birinin hakkından gelemiyorum diyormuş. Ama yine ben tanrıyım diyormuş yani. Bir sineği bile musallat etmiş, perişan etmiş. Evet, Allah sevdiğini en umulmadık basit şeylerle korur. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Sevr mağarasında biliyorsunuz hicrete müşahede edildi. Medine'ye gidecek ama bize mesaj veriyor. Aklınızı kullanacaksınız. Size düşeni yapacaksınız. Allah'a tevekkül edeceksiniz. Onun için aklını kullanıyor önce. Yoksa Allah onu her zaman korur. Zaten ayette var. Vallahu yasimuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacak diye garanti ayet var. Ama bize mesaj, bize örnek insan olduğu için önce aklını kullanacak. Bize düşeni yapacak. Kural bu. Medine kuzeyde, Sevr mağarası güneyde. Beni şimdi bunlar takip ederler arkamdan diye güneye gidiyor Sevr mağarasına. Ve Sevr mağarasına biz gittik. Siz de gidin. Peygamberin çıktığı yerlere basın. Sünnettir efendim. İki buçuk saatte çıkmıştık gittiğimiz zaman. Evet, şimdi yol yapmışlar. Tabii böyle asfalt falan değil canım. Dağa çıkan bir yol. O zaman hiç yol yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ilginç. Dağın o mağaraya çıkılan yerden sen çıkıyorsun. İnsan yürüyebilir, çıkabilir. Oradan çıkmamış. Gene aklını kullanıyor. Ters yönden, sarp bir yerden çıkmış. Ve de gece çıkmış. Ve de dikenler var orada. Rüzgar o taşları ese ese, kopara kopara, jilet gibi olmuş taşlar. Ve gece hangi taşın jilet gibi keskin olduğunu görmüyorsunuz. Oradan çık. Orada insan anlıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zorluk çektiğini. Saf bir yerden o jilet gibi taşların arasından çıkmış oraya. Oradan çıkıyor ki normal yolda iz yok. Ters yönde. Ama gene izi biliyorsunuz gelmiş bulmuş. Ebu Cehil de orada. Filmde de görüyorsunuz. Burada diyor. Mağaranın içinde. Şimdi o mağarayı bomba attılar, patlattılar, dinamit attılar. Çünkü putlaştırıyorlar insanlar. Adamlar da haksız demiyorum. Keşke insanlar görseydi Peygamberin orada
üç gün kalmış ne sıkıntı çektiğini. Doğrulsanız sığmıyorsunuz. Böyle kambur. Orada Peygamberimiz namazını da kılmış. İbadetini yapmış böyle. Ebu Bekir Efendimiz de o daracık kaya kovunda üç gün geçirmişler. Orada insan bunları hissediyor, görüyor. Gözüyle görüyor. Şimdi demiş buraya gelmiş. Örümcek inne evhenel buyut lebeytül ankebut. Evlerin en şaşkını örümcek. Örümcek yuva işi yapıyor ince tellerden. Onun evi o. Ama şöyle yapıyorsan elinle bozuyorsun. En basit, en çürük ev. Ama Muhammed Mustafa'yı en çürük evle korudu Allah. Sevdiğini işte böyle kurur. Güvercin yuva yaptı oraya. Güvercin insan giren yere yuva yapar mı? Örümcek yuva yapar mı? İnsanın uğramadığı yerlere. Onun için izci burada deyince Ebu Cehil iki tokat attı ona ki ulan bizi aptal mı zannediyorsun? Buraya insan girse örümcek olmaz. Güvercin yuva yapmaz. En basit şeyle Habibini sevdiği insanı korudu Allah. Allah'ın sevdiği insanı böyle tecavüz eden olursa da evet hepsi Peygamberimize uğraşanların hepsi rezil rüsvay oldular. Evet. Mesela Ebu Leheb, sizden Ebu Leheb'den bahsedelim. Öz amcasıdır ama inanmadı, onunla yarıştı. Gitti yerlere peşinden gitti. Buna inanmayın dedi, ben bunun amcasıyım, beş para etmez bu delidir filan diye. Efendimizin tebliğatını sıfır etmeye çalışıyordu. Böyle bir adam. Yani akrabalık işe yaramaz. İmanda, ahlakta peygambere tabi olmadın mı? Onun kanından olman işe yaramaz. Şimdi böyle insanlar peygamber sülalesin dermiş filan diye aşırı saygı gösteriyorlardı bazı yerlerde. Ben bir adamı gördüm. Caddeden geçerken herkes dükkanın önüne çıkıyor. Böyle yapıyor. Kim dedim bu adam ya? Bu adam dediler peygamber sülalesinden. Adamın suratına baktım hiç Rabbi esir yok. Kapkara bir herif. Namaz kılan adamın suratında belli yıllar bir şey. Siz de bunu görürsünüz. Baktım hiçbir ışık yok. Kan yetmez. Onu arz etmek istiyorum. Neyse. Allah'ın sevdiğiyle uğraşanlar ne olur? Misal getireceğim şimdi. Ebu Leheb dahi adam, zeki adam. Ama gururuna, kibirine yenilmiş, aklı çalışmamış, duyguları onu örtmüş, peygamberimize inanmamış. Yollarına ciğerler dökmüş, işkembe dökmüş üstüne tepesine, dikenler ayağını batsın diye. Ha sen öyle misin? Öyle bir hastalıkla ölmüş ki, yani siz şimdi varırken, varsanız size de bulaşıyor. Kurtulmanız mümkün değil. Siz ona veba mı diyorsunuz, ne diyorsunuz mesela? Şimdi o filmde de görüyorsunuz ya, böyle örtüyorlar ağızlarını. Evet, öyle bir hastalığa yakalanmış ki kokmuş. Kimse gitmemiş yanına. Gitse ona da bulaşacak çünkü. Oğlu da gitmiyor. Kızı da gitmiyor. Kimse gitmiyor yanına. Ebu Leheb'in kokmuş, bu sefer kokusundan duramamışlar mahallede. Uzun sırık yapmışlar. Dürte yuvarlaya. Evden dışarı çıkarmışlar. Ondan sonra sürüye kuyuya gömmüşler. Evet, Allah'ın sevdiğiyle uğraşan böyle rezil olur. İşte biz kimse Allah'ın emirlerine uyar, peygambere hayatını rehber edinir. Onun sünnetlerine harfiyen uyarsa Resulullah gibi Allah'ın sevgilisi olur. Onunla uğraşanlar da böyle Allah'a muharebe açmış olurlar ve sonları Allah'ı yenen çıkar mı hiç? Evet. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْاَبْرَارَ الْاَتْقِيَا Şurası muhakkak ki el-akfiyâ. Allah iyileri, takva sahiplerini günahlardan, haramlardan sakınmış, Allah'tan korktuğundan dolayı gizli aşikare hiçbir yerde Allah'ın haramını işlememiş tertemiz kimseleri el-akfiyâ ve de yaptığı ibadetleri, zikirleri, iyilikleri kimseye duyurmuyor. Gizli yapıyor. Ben evliyayım falan diye keramet göstermiyor.
kimseye bunu göstermiyor. O evliyanın kerameti fevkalade hallerde olabilir. Bir güzel maksat varsa, hatta evliyaullah keramet göstermeyi kadının adet görmesine benzetiyorlar. İyi bir şey değil. Kirleniyor kadın, namaz kılamıyor, Kur'an okuyamıyor. Ona benzetiyorlar. Ama fevkalade bir şey varsa, kazanç İslami açıdan, o zaman keramet gösterebilir. Peygamber de mucizeyi, bütün peygamberler de, mesela Şuayb aleyhisselam, Salih aleyhisselam, demişler hadi bakalım olmayacak şey, kayadan demişler bir hamile dişi deve çıkar. Demiş bak ben Allah'a yalvarırım, Allah'ın yapamayacağı şey yoktur. Çıkarırsam inanmazsanız demiş felakete uğrarsınız. Almayacak şey diyorlar. Tamam demişler, göster çıkar bakalım. Kur'an'da var. Kayadan dişi hamile deve çıkmış. Ondan sonra demiş ki işte, aha bak. Susmuşlar. Demişler burada bir kuyu var. Bir hafta bu içecek kuyunun suyunu. Bir hafta siz bahçe sulayacaksınız. Sakın bozmayın ha falan. O devenin içeceği güzel mübarek bir su. Efendimiz Tebük seferine geçerken de oraya uğramış. Başka yerlerde demiş gecelemeyin ve başka sulardan içmeyin. Lanet onlara hep yağıyor. Kıyamete kadar yağıyor. Siz de lanetli milletlerin oturdukları yerlere giderseniz çabuk geçin. Kıyamete kadar orada lanet yağıyor. Orada otel metel yaptılarsa yatmayın orada. Lanet yağıyor kıyamete kadar. Bir sahabi dinlememiş, başına gelmedik kalmamış. Evet, bir sahabi dinlememiş, başına gelmedik kalmamış. Efendimizin duasıyla kurtulabilmiş. Neyse, işte sonra neticede deveyi, devenin içtiği su da sulanınca öyle bereketli domatesler, patlıcanlar, meyveler oluyor. Demişler ya, deve alt tarafı. Deveyi öldürmüşler ki kuyunun suyunu bir hafta içiyor deve, kuyunun suyunu kimseye vermiyor. Nasıl bir mucize bir deve tabii. Deveyi öldürmüşler ki o bir haftada kendileri sulayacak, çok para kazanacaklar. Yahudun derdi para. Onu öldürür ölmez felaket gelir inanmazsanız dedi ya Şahab aleyhisselam. Kara bulutlar çıkmış demişler yağmur geliyor yağmur. Demiş yağmur değil. Ben size söyledim, sizin felaketinizin alameti olan geliyor. Ondan sonra müthiş bir rüzgar çıkmış. Dağlara, koyalara ovmuşlar. Şimdi var bizim bir taraflarda var ya, kovuklara evler yapmışlar, oteller yapmışlar. Kapıları kapatmışlar. Serin, yazın serinliğinde çıktıkları dağlardaki, ben gittim oralara, halen duruyor. Özel izin alırsanız gidebilirsiniz. Kapattıkları kayaların kenarlarından sızan rüzgarın kum taneleri içeride hepsini kuma boğmuş, öldürmüş. Allah'ın sevdikleriyle uğraşan Allah'a harp etmiş olur. Aman onlara şey yan bakmayın, onlarla uğraşmayın. Böyle olur, böyle diyor yani. Evet böyle olur diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onlar Allah'ın sevdikleridir. Böyle onlar aslında kimseye gösteriş yapmazlar sırf. Evet nasıl adamlardır bunlar? Ellezine izâ gâbû lem yeftakidû. Hiç kendilerini büyük adam, evliya adam diye tanıtmazlar. Basit bir insan gibi gösterirler. Mesela her gün mahallenizde şurada burada konuşuyorsunuz. Aranızda enemsiz bir adam şeklinde yaşarlar. Bulunmadı mı? Niye gelmedi diye sormazsınız, aramazsınız. Basit bir adam. Herhangi bir mecliste bulundukları zaman ve in hadaru lem yud'a, lem yud'av ve lem yu'raf. Kimse hiç farkına bile varmaz. Bu mesela tanınmış bir ilim adamı, bir makamsa buyurun buyurun efendim, herkes ayağa kalkar, dip bucakta yer gösterir falan. Bunlar hiç öyle kendilerini tanıtmadıkları için işte basit bir adam. Kapın geçine oturur, kimse farkına varmaz. Merhaba demez, geldiğinin farkında değil.
Allah'ın evliyası böyle olur. Kendini insanlardan gizler. Öyle. Sırf rızay bari için yatar, kalkar, yer içer. Böyle adamlardır. Allah bunları sever. Böyle adamlara, evliyaullah'a kim düşmanlık ederse, rahatsızlık verirse Allah'la muharebeye girişmiş demektir. Buyuruyor güzel peygamberimiz. Evet, onlar masabihul huda. Onlar hidayet kandilleridir. Hidayet kandilleridir. Yahrucuna min kulli gubara'a muzlima. Hiç umulmadık yerlerden çıkarlar. Sizin gözünüze göre, bizim insanların gözüne göre Cumhurbaşkanı köşklerde yaşar. Başbakan bilmem makamda. Efendim arabası özel olur. Bütün dünyada bu, yani Türkiye'de değil, değil mi? Bir makamı olur, arabası olur, şu olur, bu olur. Benim sözlerimi Türkiye'ye kapatmayın. Umumi söylüyorum, din açısından söylüyorum. Yanlışlık varsa ben de yani anlatamadığım için. Evet, bir insanlar böyle görür. Ama bunlar hiç öyle şey peşinde koşmazlar. Basit kulübelerde, yerlerde, umulmayacak yerlerde olurlar diyor Peygamberimiz. Kimse farkına varmaz. Gecekonduda. Evet. Evet, biz böyle adamlarla merhaba dedik elhamdülillah. Bana dedi ki zamanımızın kutbu dedi, Adana'da hamallık yapıyor dedi, halde dedi. Zebze meyve taşıyormuş sırtında. Reisimiz o dedi. O da onlardan birisiydi de. Yani birçok kerametlerini gördüm, Allah rahmet eylesin tüm geçmişlerimize. Böyle kimse takmaz onları. Kimse takmaz. Kendilerini göstermezler. Evet, göstermek, kendilerini göstermek iyi bir şey değil. Her şeyin bir usulü var tabii de. Yani ülül emir, devlet başkanı, bilmem amiri de insanlara şey otorite kurabilmek için, nizam sağlayabilmek için o makam gereğini yapacak. Niye söylüyorum bunu mesela? Hazreti Ebubekir halife seçildi. Efendimiz irtihal buyurunca halife seçtiler. Onu resmen seçimle başa geldi. Ondan sonra tüccardı biliyorsunuz. Hazreti Ebubekir devlet işleriyle uğraştığından ticaret yapamadı. Yapamayınca hazırını yedi yedi tükendi. Hanımı demiş ki bir haftadır evimize bir şey getirmiyorsun. Evde de bir şey de yok. Perişanız. Ne yapsın? Devletten kuruş almıyor. Hemen sırtına kumaş tüccarı ya o. Sırtına iki kumaş almış, satacak, kazanacak, evine para götürecek. Sokakta devlet reisi, halife demek devlet reisi demek, cumhurbaşkanı demek. Evet, Ömer görüvermiş. Niye demiş bu hal? Ömer demiş, bir haftadır çoluk çocuk aç demiş. Bir şey yok, ne yapayım demiş. Kumaş satacağım da bir şeyler alacağım. Denlen demiş geri. Devlet reisi sırtında kumaş satmaz demiş. Dön geri. Hemen sahabeyi soplamış. Buna demiş geçinecek maaş bağlayacağız. Devletin şeysinden maaş bağlayacağız. Hem orada devlet insan sırtında kumaş satmaz. Yani bir devlet reisinin bir şeysi olmasın. Usulü böyle. Ama gösteriş için değil, dikkat edin. Gösteriş için değil. Bu ince nokta tabii. Şimdi kanatlı arabalarda herkes selam duruyor falan. İnsanda da nefis var. Evet. Ne kadar tehlikeli. Hazreti Ömer de devlet reisidir. Ama gelirmiş, sabaha kadar teftiş gezermiş. Gündüz gelir Mescid-i Nebevi'nin kumluğunda uyurmuş. Toz toprak sakalına karışırmış. Böyle mütevazi adam. Bir tane mecusi gelmiş. Oturmuş böyle, öyle kibirli, kururlu. Gavura karşı tekebbür sadakadır. Onu bildiği için makamının gereğini yapacaksın. Makamın gereğini yapacaksın. O ince çizgiyi aşmamak için de son derece dikkatli olacaksın. Hani bu arz ettiğim şeyler, her şeyin bir usulü var.
kuralına göre hareket edeceksin. İnce noktalar bunlar. Evliyaullah böyle gösterişten sakınırlar. Basit yerlerden, karanlık izbelerden çıkarlar. Oralardan gelirler diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bakıyorsunuz hak eden bu şeyden karanlık ubara'a muzlime, karanlık yerlerden çıkarlar bu büyük adamlar. Şimdi bakıyorsunuz Merkez Efendi var şimdi İstanbul'da. Evet. Aksaray'da şey baba var orada, Somuncu baba var. Girmiş yerin altına. Karanlık yerlerden çıkarlar diyor ya Peygamberimiz. Gidin görün. Giriyorsun toprağa, adam orada çıkmıyor. Allah'a ibadeti veriyor kendini. Evet, bu Merkez Efendi'nin orada da çilehanesi var. Hacı Bayram Veli'nin çilehanesi var. Karanlık insanlardan kaçıyorlar. Evet, karanlık yerlerden, dünya peşinde değil, dünya sevgisi değil. Kendini Allah'a vermiş insanlar. Bunlara sakın saygı duyulur. Onlara sakın kötü düşünülmez, eziyet edilmez. Edenler Allah'tan bulur cezasını diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnne yevmel isneyn vel hamis. Pazartesi, perşembe günleri var ya. Evet. Evet. Bu pazartesi, perşembe günleri yağfirullah fihime likülli muslimin. Müslümanları affeder. Pazartesi, perşembe günleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de pazartesi, perşembe oruç tutarmış. Ameller pazartesi, perşembe Allah'a arz olunuyor. Haftalık günler amelleri. Ben diyor oruçluyken amelim Allah'a arz olunsun isterim. Bu mecburi değil. Sünnettir. Emeklisin. Çalışmıyorsun. Sağlığın yerinde. Allah için oruç tut. Peygamber pazartesi oruç tuttu. Salı, perşembe oruç tuttu diye. Bak öyle diyormuş. Ben amellerim oruçluyken Allah'a arz olsun isterim. Şimdi de diyor ki perşembe ve pazartesi günleri, evet, amellerin Allah'a arz edildiği günler. Yağfurullahu fihime likulli muslimin. Evet. Bütün Müslümanları affeder. İmanlı müminleri affeder. Yine şimdi dikkat edin. İlla mühtecireyni, araları açık, dargın, kin beslemiş olanları değil diyor. Bütün Müslümanlar affeder pazartesi, perşembe, ama birbirine dargın, merhaba demiyor. İkisi de mümin, akraba, kardeş, komşu. Ama merhaba demiyorlar. Gördüğümüz sokak değiştiriyor, ben biliyorum. O sokağı değiştiriyor görmemek için, karşılaşmamak için, selam vermemek için. Camide gördüm o tarafa gidiyor. Namaz kılan adam bunlar. Bunlar hariç. Bunları affetmez. Kadir gecesinde de, Berat gecesinde de, mübarek gecelerde de samimi tevbe, istiğfar edenler Allah hepsini siliyor. Ama kindarlar hariç. Var işte ana babasına eziyet edenler hariç filan diye. Tabii tövbe etmezlerse, tövbe edince kadar onlar ertelenir, öyle söylüyor. Tövbe edince kadar yakulullah dahuma hatta yusliha. Meleklere onlarınkini silmeyin. Bu kindar olanlar, dargılı olanların günahlarını silmeyin. Barışınca kadar dursun buyurur Allah. Onun için dargınsanız hemen gidin, selam verin, o kalbinizdeki o şeyi atın. Çünkü diyor ki Peygamberimiz, ilk selam veren kazanır diyor. İlk selam veren çok kazanır. O da nefse ağır gelir. Hani o söylese sen cevap verirsin kolay. O da bir işte. Ama dargınken senin canını yakmış adam. Ondan dolayı için şeyi, ilk gidip selam verirsen sana haksızlığı yapana, sana küsene, merhaba demeyene ilk selam veren çok kazanır diyor. Hemen gidin selamünaleyküm, merhaba deyin. Konuşmaya başlayın.
Yoksa bakın pazartesi, perşembe bütün müminleri Allah affeder. Kinnalları hariç onları bırakın sulh olunca kadar yakulullahu lil melaike. Melaikesine böyle söyler yazıcı melek. Onların günahını silmeyin. O dursun buyurur. Efendim insanız. Nefsimiz var. Biz o evliya gibi değiliz. Nefsimizi terbiye etmek için çalışıyoruz ama edememişiz. Allah kusurumuzu affetsin. Zaten o nefsini hizaya getirenler mesela Rabiatul Adaviye var. Meşhur evliya kadın. Demişler şeytana düşman mısın? Kin besliyor mu? Yo demiş. Çünkü kalbimde kin yok. Düşmanlık diye bir şey yok. Hiçbir şey yok. Ne kadar temizlemiş kalbini yani. Tabii herkes böyle olamaz da. Evet. Onun için bunlardan kaçınmaya çalışacağız. Ki affa uğrayalım. İbn-i Mace, Ebu Hureyre'den Müslim. Tuğradu amalü'n-nâs fi kirli cüm'a marrateyn yevmel isneyn ve yevmel hamis. Cuma günü, perşembe günü, pazartesi günü, Müslim'de hadis böyle, ameller Allah'a arz olunur. Feyagfiru likulli abdin mu'minin. Her mümini Allah affeder. Müminleri, samimi müminleri affeder. Evet, ancak diyor burada da illa, ancak abden şu kulu affetmez. Beynehu ve beyne ahihi şahna. Evet. Kin olanı affetmez. Buhari hadisi böyledir. Hatta barışıncaya kadar, barışıncaya kadar affetmez buyuruyor. Onun için dargınsak hemen gidin merhaba deyin. Efendimiz insanlık gereği hani darılıyoruz, canımızı yakıyor. Suçun yok. Ekşiyor üstünüze. Olsa bile yani böyle durumlarda darılabilir insan. Hepimiz insanız yani. O evliya gibi nasıl olacağız? 3 gün diyor Peygamberimiz. La yahillul muslimin en yahcura ahav fevka selas. Hadi 3 güne kadar insanlık gereği böyle canınızı yakmış, şu haksızlık etmiş falan. 3 gün dargın olabilirsiniz ama 3 günü geçirmen, 3 günden sonrası helal olmaz. Gidip selam verin, bitirin şu işi. Ama ben biliyorum, kardeş kardeşe ölünce kadar selam vermiyor. Mal taksiminde ona iyi yer gitmiş de, buna az gelmiş de veya bilmem tavuğu gelmiş de, bahçeyi bozmuş da filanmış da, köylerde, şurada, burada, her yerde. Allah bizi affetsin. Yani bu basit şeylerden kaybediyoruz, görüyor musunuz? Basit şeylerden. Bunu Efendimizin güzel sözlerine kulak verelim. Böyle şeylerden kaçınalım. İnne yevmel cuma ve leyletil cuma 24 sa'a. Cuma günü gecesi 24 saattir. Leyse minha sa'a illa ve lillah fiha 600 atik. Cuma günü 24 saati var. O 24 saatin bir saati var ki diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir saati var ki 600 kişiyi cehennemden minen nar kurtarır. O cuma günü 600 kişiyi her cuma. Evet, bu insanlardan olur, cinlerden olur. Cinleri biz görmüyoruz ama onlar var. Onların da kafirleri var, anarşistleri var, müminleri var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi hacılar bilirler, Mekke'de Cennet-i Mualla var. Hazreti Hatice anamızın metfun bulunduğu mezarlık. Oraya giderken cin mescidi, mescidi cin var orada, halen var. Orada Peygamberimiz cinlere Kur'an'ı tebliğ etmiş. Kaynaklarda var. Ondan sonra gene Taif'e giderken Batn-ı Nahle, Arı Vadisi, kayalık bir yer. Orada da
keza tebliğ etmiş. Cinlere tebligat yapılmış. Onlardan da inananlar olmuş. Kafir kalanlar da var. Kafirlerinin başı şeytan da cinlerden. Şeytan. Evet. Onların da inananlarından, müminlerden ve insanların inananlarından her cuma bir saatte 600 sittümiye. Evet. Eksik okumayayım diye bir daha bakıyorum. Sittümiye. 600 kişiyi cehennem ateşinden cennete müstahak olmuş. Evet. Cennet, cehennem, affedersin, cehenneme müstahak olmuş, ateşe müstahak olmuş, cehenneme düşmüş. Şimdi cehennemde kimse yok. Kabirde cehennem azabı görüyor. Onlardan 600 kişiyi her cuma bir saatte 600 kişiyi cinlerden, Müslümanlardan geliyormuş. Kulluhum kas istevceben nar. Ateşi hak etmiş bunlar. Sınıfı kaybetmiş, imtihanı kaybetmiş. Yanlış işler yapmış ama mümin. Bunlardan 600 kişi her cuma bir saatte affeder. 600 kişi. Bu 600 kelimesi diyor. Litteksir. İlle 601 değil. 600'dür değil. Çokluktan kinayedir diyor Gümüşhanel Hazretleri. Allah'ın keremine sonsuz şeyimiz var, umudumuz var. Onun için diyor illa 600 değil, çokluktan kinayedir. Daha çok müminleri affeder. Öyle açıklama yapmış. Burada evet, cuma günü öyleyse bunların arasına girmek için bir başka hadis var. Cuma günü müminler ihramlıdır. Ne demek ihram? Hacca giderken üstünde bir bez parçası, altında bir bez parçası, külot mülot yok, hiç don gömlek yok, çorap morap, takke yok. Hacılar böyle ihrama giriyorlar, hacca niyet ediyorlar. Evet, ihram normalde helal olan şeyler, mubah olan şey, yasaklayan kıyafet. O niyetle beraber, hacca niyetle beraber artık helal olan şeyler, karı koca ilişkileri yok. Haram kıldı bak, haram kıldı. Kokulanmak, cuma camiye giderken güzel koku sürünün. Yok. İhramdayken koku sürünülmez. Kir giderilmez. Aynanın karşısına, bir Müslümanların karşısına çıkacağınız zaman Peygamberimiz suya bakarmış. O zaman ayna yok. Müslümanların karşısına değli toplu çıkılır. Böyle salla pati çıkılmaz. Yakanı düzeltirsin, saçını, sakalını düzeltirsin. Bu gerek. Peygamberin sünneti bu. İhramda yok bunlar. Tıraş olunmaz, tırnak kesilmez, efendim kokulanmaz. İhram helal olan şeyle yasaklayan şey demek. Cuma günü müminler ihramlıdır diyor Peygamber. Yani onun gibi cuma günü kendine dikkat edeceksin, diline hakim olacaksın, gözüne hakim olacaksın, kulağına hakim olacaksın, eline, beline, diline, Hacı Bektaş Veli gibi hakim olacaksın. Cuma günü özel bir gün. Bak 600 daha çok mümini affeder. Öyle bir saat vardır ki ne dua etsen geçerli diyor Peygamberimiz. Onun için sıkı duracaksın cuma günü. O saati yakalayan bir şeyle. Hiç olmasa bir cuma böyle bir karar verip bu şekilde hareket etmek lazım yakalamak için. Sahabe-i kiram şafakla imsak vaktinde camiye girerlermiş. İkindi namazını kıldıktan sonra çıkarlarmış. O saati yakalayalım diye camide kalırlarmış. Ki sahabiler bunlar peygamberin sevdiği, Allah'ın Kur'an'da övdüğü insanlar. Günahlarımızı affettirelim diye bizim ne yapmamız lazım artık? Onlar böyle derse Allah bize de uyanıklık versin. Amin. Cuma günü önemli. İşini ona göre ayarlayacaksın. Boy abdesti alarak, kimseyle kavga etmeyerek, dedikodu yapmayarak erkenden cumaya gideceksin. Cumada hutbe konuşurken hiç amin de demeyeceksin. Böyle duracaksın, dinleyeceksin. Camide konuşmayacaksın. Mala yani şeyler asla, iyilikleri yakar kül eder diyor Peygamberimiz. Konuşmayacaksın. 10 günlük günahın silinir diye muttefakun aleyh hadis var. Burada da öyle bir saat vardır ki şu kadar mümini affeder,
Dualar geçerlidir. Evet, böyle bir önem vermemiz lazım. Bunu yakalamamız için Efendimiz bize onu haber veriyor. Evet, Hazreti Enes'ten nakledilmiş bir hadis bu. Allah ondan razı olsun. Evet. İnna la nesta'inu bil müşrikine. Evet. Alel müşrikine. Buhari hadisi, Ahmet bin Hanbel hadisi okudum şimdi. Şimdi bu da çok önemli. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Bir vücudun azaları gibidir müminler. Birbirlerine destek olurlar. Birinin başına bir ağrı gelse duygusuz kalamazlar. Parmak acıdı. O acıyı bütün vücudun hissetmiyor mu? Koparın lan şunu diyebiliyor musun? Müslümanlar böyledir. Birbirlerinin acısını paylaşırlar, sevincini paylaşırlar. İnsanın vücudunun azaları gibidirler. Böyle olurlar. Birbirlerine yardım ederler. Uzak yakına yardım eder. Kuvvetli zayıfa yardım eder. Yakın uzağa. Yani herkes birbirine yardım eder. Böyle olurlar. Olmalıdırlar. Ama Müslüman kişilikli olur. Kafire eyvallah etmez. Ondan yardım beklemez. Ben hadis okuyorum. Kimse şurayı buraya çekmesin. Kafir Müslümandan, Müslüman kafirden medet ummaz. Yardım beklemez. Onu söylüyor. İnna la nesta'inu bil müşrikine alel müşrikine. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Harbi'ne çıkıyor. Çıkarken Müslüman olmuş akrabasından biri gelmiş. Peygamber, ben de demiş harbe katılacağım. Müşrik. Niye demiş? Akrabam senin yanında demiş. Ben de akrabasıyım. Özman söylüyor. Biz müşriklere karşı müşriklerden yardım beklemeyiz, almayız. Çekil git demiş. Şimdi bu çok önemli. Müslüman dünyanın örnek insanı olur. Ve kezalike cealnakum vasatan litekun şühede alennas. Bütün insanlara iyilik eden bir mevkide olur. Olmalıdır. Allah böyle yaratmış. Ama sen uyumuşsun, yatmışsın, gavur zengin olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Aman kesinlikle yanlış. Bak, müşrikten yardım almayız biz diyor. Yaparsan hesap vereceksin. Yani ben miyim? Ben idareci. Yo, sen de bu idarecinin adamısın. Vatandaşıyız, milletiyiz. Bütün İslam alemine özgü bir şey bu. Yani Türkiye değil. Böyle genel konuşuyorum. Müslüman gavura el açmaz. Ondan yardım beklemez. Almaz. Kendisi o insan olduğu için yardım dilense ona yardım eder. Ama gavura el açmaz. Bu zillet haramdır. Zillet haramdır. Onun için İstiklal Harbi'nde Ahmet Hulusi Efendi Deniz Müftüsü Kahramanmaraş'ta o sütçü imam dediğiniz hoca değil. Sütçülük yapan bir herifmiş ama adı sütçü imam çıkmış. Yani caminin hocası da orada. Diğer camilerde de namazınız kabul değil. Gavuru memleketten atmadığınız sürece, onun hakimiyetini girdiğiniz sürece demişler. Boşuna namaz kılmayın demiş Ahmet Hulusi Efendi. Elhamdülillah din böyle çünkü. Hiç gücümüz yok. Buna rağmen Allah demişiz. Yedi düveli kovmuşuz memleketimizden değil mi? Allah diyene Allah yardım ediyor. Evet, biz gavurdan yardım almayız. Biz hakim olacağız. Gavura boyun eğmeyeceğiz. İlimde, teknikte, zenginlikte Müslüman üstte olacak. Vasatan nitekün şöyle bu anlamı bu. Anlamı bu. Böyle açık açmak zillettir, zillet haramdır. Onun için Müslüman çalışkan olacak. Her sahada sadece namaz kılmak iş bitmiyor. Görevimizi yapmazsak, ben ilim adamı olarak bir gavurdan üstün ilim adamı olamazsam gel bakalım diyecek Allah. Niye sen ileri gitmedin?
Görevi niye yapmadın? Bir teknik adam, profesör, mühendis, doktor. Niye sen gavura eyvallah ettin? Niye? Evet, mümin, hikmet müminin yetiğidir. Nerede bu alır doğru da üstüne geçecek. En baş Müslüman olacak. Eyvallah etmeyecek ona. O bizden isteyecek. Bir zamanlar öyleydik biz biliyorsunuz. Abbasiler döneminde çalar saat icat edilmiş. O çalar saati Prusya bilmem kralı. Adam cin neresinde? Hangi cini yaptırıyorsunuz? Herif cinle uğraşıyor. Biz onu teknolojiyle bulmuşuz. Müslümanlar böyleydi. Yeryüzünün çapını biz seçtik. Eklem, meridyenleri, enlemleri, boyunu biz bulduk. Müslüman böyle olacak. Dünya biz teknoloji öğretiyorduk ama sonra bundan da hesap vereceğiz. Namaz, farz, tamam. Yapmazsan hesap, oruçtan hesap ama bir de buradan hesap var. Biz en üstün olmak zorundayız. Örnek olmak zorundayız her konuda. Evet, hak hukuk öğreteceğiz başkasına. Öyle olacağız. Biz gavurdan yardım almayız diyor. İnna la nesta'inu bil müşrikine alel müşrikine çek git demiş. Bedir'de olmuş bu iş. Evet, çek git demiş. Biz demiş müşrikten yardım istemeyiz. Güle güle. Kabul etmemiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de savaşacağım demiş. Hayır demiş. Git. Yani bu çok önemli bir şey. Evet öyle söylemiş. Etu'minu? İmanın var mı? La. Yok. Ben müşrikim. Niye geldin buraya? Akrabam burada da. Yok demiş. Git. Feraddehu. Onu reddetti ve kabul etmedi diyor. Hadis-i şerifte onunla ilgili. Evet. Harp hileden ibarettir. Doğru da işte işin esas prensibi böyle. Müminlere el açılmaz, boyun eğilmez. Zillet haramdır. Biraz her zaman açıyorum ama şimdi biraz da hatırlatayım. Kafirle ticaret yapılabilir. Kafire el açılmaz, boyun eğilmez. Bazı sözleri karıştırıyorum, özür dilerim. Şimdi ticaret yapabilirsiniz. Mağazanız var, dükkanınız var. Caddeye çıkıyor benim Müslüman amcam, kardeşim. Buyurun. İyileylere eğiliyor. 2 lira para kazanacak. Bilmem ne satacak. Gavura eğilmez ya o. Para kazanmak için ne olursa olsun böyle yapılmaz. Çok yanlış. Onurumuzu koruyacaksınız. Onurumuzu koruyacaksınız. Yanlış yapıyoruz. Bak yardım almam diyor. Biz Allah'tan yardım. Bize düşeni yapıyoruz. Allah diyoruz. Ve de 313 kişi, 2 kişinin atı var. Diğerleri taş, sopa, yaya. 1000 kişilik şeyli, atlı, zırhlı, oklu müşriği ne yaptı? Darmadağın etti. Evet, Allah yardım etti. 1000 melek gönderdi. وَاَمْدَتْنَاكُمْ بِاَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكِتِ مُتَوِم۪ينَ Sarıklı 1000 melek gönderdik diyor Allah. Sarıklı. Siz atmadınız biz attık. Siz vurmadınız biz vurduk. Ayet var böyle. Allah dedin mi, yola düştün mü? Öleceğim tamam. Arkanda Allah var. Çanakkale'de de böyle oldu. İstiklal Divanı'nda böyle oldu. Böyle olur bir de hep böyle Allah bir daha öyle Çanakkale hani Mehmet Akif merhum da diyor bir daha yazdırmasın bu şiiri. Öyle belalar bize vermesin de hazır olacağız. Üstün olacağız. Her konuda evet müşrikler bizden yardım diyecek. El açacaklar. Efendimizin şeysi bu. Ahmed-i Muhammed Buhari. Bir hadis daha okuyorum efendim. İnna la nakbalu şey'en minel müşrikin. Ha, o hadisin zaten bir başka varyantıymış. İnna la nakbalu biz kabul etmeyiz. Şey'en onlardan bir şey kabul etmeyiz. Minel müşrikine müşriklerden yani kafirlerden. Evet. Evet. Kabul etmeyiz. Şimdi hocam konuşurken dikkat ediyorsun değil mi? Diyeceksiniz. Peygamberimize dış ülkelerden, krallardan hediyeler gelmiş. Hatta peygamberimizin de doğru dürüst bir şey yok. Hırka hediye etmişler.
bakmış Ömer de gözü kalmış. Al demiş sen giy. Çok var böyle olay. Mukavkis hediye göndermiş Mısır şeysi. Hocam öyle diyorsun ama ben hadis okuyorum arkadaş. Böyle. Evet. Ukaydir. Keza. Ziyezen. Keza. Bunlar peygamberimize hediyeler. Evet. Evet. Şimdi bu mesele seni küçültecek, senin ona muhtaç olduğunu gösterecek bir hediye ise o zaman alamazsın. Ama siyaseten arada diyalog kuracaksın, İslam'a davet edeceksin kendine. Siyaset bu değil mi? Senin diyalog kurup hedefine ulaşacaksın. Bu maksatla olur. Bu maksatla olur. Harp hileden ibarettir. Şimdi hediyem bile olmadı diye herif hiç irtibat kurmaz seninle. Ha bunun için olabilir ama ben buna muhtacım anlamında söylüyor peygamberimiz. Olmaz diyor. Biz kabul etmeyiz. Onu söylüyor. Bu hadisin anlamı budur. Evet. Evet. Biz gavurdan hediye aldığımız zaman bu maksatla bile olsa şimdi tahabbu hediye veriniz birbirinize sevişirsiniz. Kalpleriniz birbirine ısınır. Hele şöyle paha biçilmez kıymetli birisi hediyese sana niye için kaynar adam ha. Helala ya adam ya adam ya falan desin. Gavur hediye verdiği zaman ona böyle diyemezsin. Ona böyle diyemezsin. Sen büyüksün. El İslam ya'lu ve la yu'la aleyh. Müslüman üstün. Müslüman hediye ettiği zaman böyle büyük adam ya desin ama gavur hediye verdiği zaman böyle diyemezsin. Siyaseten bir iş maksadıyla alabilirsin ama büyük adamlarmış ya falan iyi insanlarmış diyemezsin. Onun o kayıtları söylüyor hocamız. Velakin in şi'te ahastuha minke biz zaman evet birisi kendisine hediye yapmak istemiş. Demiş ki biz bir müşrikten hediye almayız arkadaş. Evet ancak parasını alırsan parasını veririm senden alırım demiş. Bu olay işte bu maksatlarla hediye konusunda bu kayıtlar var. Ona göre hareket edeceksin. Aslında hediyeleşmek peygamberin sünnetindendir. Müminler arasında hediyeleşmek güzel bir şeydir. Kalpleri ısındırır. Arada kinleri, dargınlıkları giderir. Yumuşatır insanları. Güzel bir şeydir. Hediyeleşmek güzeldir. Ve gelen hediyenin de altında kalmayacaksın. Daha güzelini vermeye çalışacaksın. Yapamıyorsun. İmkanın yok. En azından cezakallahu hayran kesira. Allah sana büyük hayırlar versin diye dua edeceksin. Sana verilen bir iyiliğin altında, hediyenin altında teşekkür edeceksin. Veya bu duayı yapacaksın. Bir sünnettir ama müşrikten bu şartlar, kayıtlar dahilinde olmazsa hediye alınmaz, kabul edilmez. Efendimiz öyle söylüyor. Ahmed İbni Hanbel, Hakim bin Hizam Hazretlerinden. Evet. Hakim bin Hizam. Vali. Evet. Şimdi bu isimden dolayı bazı bilgiler vereceğim size. Ahir zamanda sizin kafanızı hep karıştıracaklar. Hocalar karıştıracaklar. Hadis şüphelidir. Hadis önemli değildir. Kur'an bize yeter. Peygamberimiz haber vermiş. Bir kısımları gelecek, koltuğa oturacak. Bize Kur'an yeter. Ben peygamber sünnetine ihtiyacı yok diyecekler diyor. Böyle hadis var. Şimdi o devir. Hadis önemli değil. Hadis olmasa biz Kur'an'ı anlayamayız. Kur'an'ı anlayamayız. Peygamberin tatbikatı hadis. Onun haberlerine hadis deniyor. Sözlerinden anlıyoruz. Kur'an'ı anlayamayız. Dinimizi anlayamayız.
rehberimiz Muhammed Mustafa'nın sözleri olmasa bu sözler yanlış. Efendim şimdi öyle bir moda var. Bu Hakim Hizam'ın olayında buna gireceğim. Efendim şu kadar sene mesela Buhari 256 200 sene sonra yazılmış. 100 sene sonra yazı emri çıkmış. Bu Ömer İbn Abdülaziz var. Suriye'de Türkiye sınırına yakın. Ben de türbesini ziyaret ettim. Mübarek bir adam, Emevi halifesi ama pırlanta gibi. Hazreti Ömer soyundan dikkat edin peygamberin hadislerini toplayın diye emir ilk vermiş. Ondan sonra başlamış. Sonradan toplanmıştır falan diyorlar. Uydurmadır falan. Hayır, uydurma değil. Bu Hakim Mizan vali hakim. Oraya gittiğin zaman şunu yap, şunu yap, şunu yap, şunu yap diye peygamberimiz yazılı mektup vermiş eline, yazı vermiş. Ve bu mektup elimizde. Bunu oryantalistler buldular, elimizde. Gene Abdullah İbni Amr İbni As. Evet, delikanlı peygamberimiz konuşuyor. Yazmayın benden diyor, bir şey yazmayın. Kur'an yazılmış. Kur'an'la kalışır diye peygamberimiz hadisleri yazdırmamış sağlığında. Kur'an sözü başka, peygamber sözü başka. Güzel de Kur'an sözü başka. Karışır diye yazmayın demiş. O kadar dikkat ediyor ki peygamberimiz. Bu vesile şunu da söyleyeyim. İnşallah unutmam konuyu. Cuma günü cuma namazı kılıyorsunuz. Şimdi farz kıldınız. Kimse bu sünneti bilmiyor. Diyor ki farz kıldığınız yerde benim sünnetimi kılmayın diyor peygamberimiz. Yerinizi değiştirin diyor. Çünkü benim sünnetim Kur'an'ın yerini tutar mı hiç? Farzın yerini tutar mı hiç? Şeklen de olsa ondan benim sünnetimin aşağıda olduğunu göstermek için Cuma'nın farzını kıldığınız yerde Cuma'nın sünnetini kılmayın. Namazın sünnetini kıldığınız yerde, farzın kıldığınız yerde sünnetini kılmayın. Ya yanınızdakiyle önünüzde arkanızda yer değiştirin diyor. Sünnet hadis bu. Kimse bilmiyor bunu şimdi. Sen değiştirmek değil mi? Niye diyor herif. Kıpırdamak istemiyor. Bilmiyor hadisi. Evet peygamberimiz efendimiz Allah'ın kelamıyla kendi kelam böyle karışmasın diye yasak etmiş. Ama bu Abdullah İbni Amr İbni Has genç. 17 yaşında delikanlı. Demiş ya Resulallah ben demiş daha çocuğum. Her söylediğinizi demiş şey edemiyorum. Hafızamda tutamıyorum. Çok istiyorum. Ama hafızamı tutamıyorum. Ya Resulallah demiş bana müsaade et ben yazayım. Yazılan demiş. Yaz. Evet. Peygamberin dizinin dibine genç olduğu için o da tolerans gösteriyorlarmış. Dizinin dibine oturuyormuş konuşurken yazıyormuş. Bir süre sonra gene ya Resulallah. Söyle evlat, bazen neşeli oluyorsunuz, yüzünüzde güller açıyor, coşuyorsunuz, söylüyorsunuz. Bazen de çok üzüntülü oluyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bazen de öfkeli oluyorsunuz, yine konuşuyorsunuz. Hepsini yazayım mı? Yaz diyor, yaz! Vallahi şu iki dudak arasından haktan başka öfkeliyken de, sevinçliyken de, üzüntülüyken de şu iki dudak arasından haktan başka söz çıkmaz. Yaz aslanım diyor. Bin hadis yazmış. O hadislerde buldular oryantalistler elimizde. Şimdi size böyle konuşup da televizyonlarda efendim hadis şüphelidir falan. Yalan. Yalan olmasa gavurlar yıkacak zaten Müslümanlığı. Bulmuşlar onlar bir şey demiyor. Bizim adamlar böyle konuşuyor. Kur'an yetmez arkadaş. Yeter de anlamak için bizim şeyimiz, kapasitemiz müsait değil. Onu bize anlatacak olan, kendimizden olan, insan olan Muhammed Mustafa konuşmuş, davranışlar sergilemiş. Oradan anlıyoruz. O olmadan Kur'an'ı anlayamayız, dini anlayamayız. Bu adamların sözü çok yanlış, çok yanlış. Evet, buna dikkat etmek lazım. Bu gibi şeylere, bu Hakim Bin Hizam'ın yazılan mektup elimizde. Evet, elimizde ondan, Yemen valisi olmuş.
onu söylüyor burada. Hakim bin Hizam radıyallahu anh. O vesileyle bu bilgileri size vermiş oldum. Evet. Evet. Cenab-ı Hak bizi Kur'an'la Peygamber'in sünnetinden ayırmasın. Kur'an ve sünnete dayanan yola da ehli sünnet vel cemaat deniyor. Aşırılıklardan uzak yol. Bizim milletimizin yolu da 926'da Müslüman olmuşuz. Ehli sünnet yolunu kabul etmişiz. Böyle sünnet dört mezhep daha var. Biz Hanefi'yi kabul etmişiz. Karahanlılar, Selçuklular, Osmanlılar, hatta Cumhuriyetimizin ilk kuruluğundan bile yine o zamanın hükümeti Kur'an tefsir yaptırmış Elmalı Hamdi Yazır Hoca'ya. Devlet eliyle 1936 basılmıştır. Resmi tefsirdir. Ehli sünnet alimidir, Hanefi'dir. Babanzade Ahmet Naim Bey, Kamil Miras, Profesör Kamil Miras'a Peygamberimizin sözlerini devlet toplatmış, tecrid-i sarih diye devlet meclis kararıyla bastırmış ehli sünnet alimidirler, Hanefi mezhebindedirler. İtikat birliği, mezhep birliği mütecaniz bir halk oluşumuzda önemli faktör rol oynamış. Suriye'de 13 grup var, işte görüyorsunuz. Hepsi camiye gidiyor ama birbirlerini vuruyorlar. İtikat farkı var, mezhep farkı var. Yani Yezidi diyor, bilmem ne diyor. Biz elhamdülillah bir bayram namaza gelen vatandaşımız böyle saygısıyla bayram namazına oturur. Hiç bayram namazında kavga edilmez bizim camilerde, Türkiye'mizde. Ama Kahire'de öyle değil. Şam'da öyle değil. İki namaz kılan adam hem kavga ediyorlar. Oldu olmadı. Sana ne, bana ne? Biz işte demişiz ehli sünnet, Hanefi demişiz. Şafii de ehli sünnet. Bu saygınlık birbirimize arkaya dayanışmayı sağlamış. Böyle şeylere kulak asmayacağız. Bizim bin yıllık yolumuz güzel yol. O da işte bu. Kur'an yolu. O Kur'an'ı açıklayan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem size aktarmaya çalıştığımız nurlu sözler, Efendimizin sözleri, o olaylara ait haberleri hadis deniyor, sağlamdır. Buhari'nin elimizdeki kitabında o bin hadis yazan Abdullah bin Amr bin As'ın Peygamber dizinin dibinde bir bakıyoruz, Buhari onu görmemiş. O sadece dolaşmış, toplamış sahabilerden, tabiundan, duyanlardan hiç fark yok. O kadar sağlam yani. Şimdi ona itimat etmeyeceğiz demek yanlış. Gerçeklere uymuyor. Sizin kafanızı karıştırıyorlar. Bizim yolumuz güzel yol. Allah bizi Kur'an'dan, İslam'dan, imandan, bu güzel yoldan, istikametten ayırmasın.